Merhabalar. Aralık ayı fen bilimleri örnek sorularının çözümleriyle yine birlikteyiz arkadaşlar. Kanalımdaki tüm LGS konu anlatımlarını dinleyip konuları tekrar edebilirsiniz. Hemen vakit kaybetmeden sorulara geçelim. Buna göre aşağıdaki tarih alanlarının hangisinde yapılan yorumlarda hatalı olduğuna ilişkin bir kanıt gösterilebilir diyor. Arkadaşlar güneşin geliş açısı ile hava sıcaklığı arasında ilişkinin araştırıldığı bir çalışmada araştırma verilenlerden yararlanılarak bir grafik çizilmiş. Grafiği izleyen öğrenci güneşin geliş açısıyla hava sıcaklığı arasında doğru orantılı bir ilişki olduğu yorumunu yapmıştır. Buna göre hangi tarih aralarında yapılan yorumun hatalı olduğu bir kanıt olarak gösterilebilir. Arkadaşlar doğru orantı iki çokluk biri artarken diğeri de artıyorsa veya biri azalırken diğeri de azalıyorsa biz buna doğru orantı diyorduk. Şimdi bakalım 1 Ocak 1 Şubat arasına. 1 Ocak 1 Şubat'ta arkadaşlar hemen şu Ocakla Şubat arası şurası. Bakıyoruz birinci çokluğumuz artıyor, ikinci çokluğumuz azalıyor. Bir artıp biri azalıyorsa burada, burada doğru orantı söz konusu değildir. Ters orantı söz konusuydur. Hangisi hatalı olduğunu gösterir? A şıkkı hatalı olduğunu gösterir. Ama biz diğerlerine de bakalım. 1 Mart 1 Nisan'a baktığımızda arkadaşlar hemen Mart Nisan arasında iki çokluğumuz da arttığı için bu doğru. 1 Mayıs 1 Haziran'a bakalım arkadaşlar. 1 Mayıs 1 Haziran'da Bakın 1 Mayıs 1 Haziran arası iki çokluğumuz da arttığı için bu da doğru. 1 Eylül 1 Ekim hemen bakıyoruz iki çokluğumuz da azaldığı için bu da hata olduğunu göstermez. Ama hatalı olduğunun kanıtı A şıkkında görülmekte. İkinci soruyla devam edelim. Aşağıdaki bir DNA molekülünün eşlenmesi sematize edilmiş. Buna göre arkadaşlar organik bazlar yıldız, daire, üçgen ve eşkenar dörtgen sembolleriyle gösterilmiş. Buna göre arkadaşlar eşlenme sonucunda DNA molekülü ile ilgili hangisi doğrudur diyor. Hemen bakalım arkadaşlar adenin karşısına ne geliyordu? Timin. O halde timin. Hemen timinin karşısına adenin. O halde arkadaşlar üçgenimiz timin, dairemiz adenin. Arkadaşlar diğeri de ne olacak? Guanin ve stozin olacak. Biri guanin, biri stozin olacak doğru eşleşmede üçgenin karşısına daire gelmelidir diyor. Bakıyoruz üçgenin karşısına daire gelmelidir. Adenin karşısı timin. Bu doğru arkadaşlar. Guanin bazını temsil eden yıldız olabilir. Evet yıldız olabilir. Yıldızın karşısına ne gelecekti arkadaşlar? Dörtgen gelecekti. Bu doğru olabilir arkadaşlar. Hemen ikinci öncülümüz de doğru. Yeni oluşan DNA molekülünde en fazla sitozin bazı bulunur. Arkadaşlar biz bunu bilemeyiz. Bunun için bu ifademiz doğru değil. Zaten baktığımızda adenin ve timin sayılarını biliyoruz. Guanin ve sitozin sayısını bilmiyoruz. Bunun için bunu bilemeyeceğimiz için hangileri doğrudur diyor. Bir ve ikinci ifademiz doğrudur. Üçüncü soruyla devam edelim. Bu zor bir soru arkadaşlar. Hemen dikkatle okumamız gereken bir soru. Bir bakterinin kapsüllü veya kapsülsüz olmak üzere iki tipi bulunmakta. Kapsüllü bakterilerin farelerde zatürreye neden olan Rezâtüler neden olduğu bilinmekte. Aşağıdaki kapsüllü ve kapsülsül bakterilerle fareler üzerinde gerçekleştirilmiş bir deneyin basamakları verilmiş. Bu çalışmanın sonucunda kapsülsül bakterilerin kapsüllü forma dönüşmesine neden olan faktörün kapsüllü bakterilerin DNA'sındaki bilgi olduğu anlaşılmış. Arkadaşlar buna göre hemen arkadaşlar bakalım canlı kapsüllü bakteri enjekte ettiğinde ölüyor A'da B'ye bakalım bakteri endekte ettiğinde yaşıyor. Isıtılarak öldürülmüş kapsüllü bakteriler öldürüldüğünde yine yaşıyor. Isıtılarak öldürülmüş kapsüllü bakterilerle bakteriler verdiğinde arkadaşlar ölüyor. Ama ölü farenin kan örneğine baktığımız zaman arkadaşlar ne görüyoruz? Canlı kapsüllü bakteri görüyoruz. Peki bu canlı kapsüllü bakterinin oluşması, kanında görülmesi. Demek ki burada canlı kapsüllü bakteriler ne olmuş? Mutasyona uğramış. Kapsülsüz, canlı kapsülsüz bakteri mutasyona uğramış. Ve ne oluşmuş? Canlı kapsüllü bakteri oluşmuş. Bunu buradan ne yaparız? Fark ederiz. O halde okuyalım. Kapsülsüz bakterilerin kapsüllü forma dönüşerek sonradan edindiği öldürücü özellik Bundan sonraki soylarda da katılabilir. Arkadaşlar mutasyon kalıcı olabilir. Burinci ifademiz doğrudur. Deneyin B aşamasında farelere enjekte edilen kapsülsüz bakterilerin bir süre sonra kapsül oluşturduğu söylenebilir. 2'ye baktığımızda arkadaşlar B'ye baktığımızda yaşıyor. O halde bu doğru değil. Deneyin D aşamasında ölü kapsüllü bakterilere Ait DNA kapsülsüz bakterilerin daha sonra fenotipinde değişikliğe neden olmuştur? Evet arkadaşlar bakın ne olmuş? Fenotipi değişmiş. Yani dış görünüşü değişmiş. Burada ölü daha sonra bakıyoruz. Ne olmuş? Fenotipinde bir değişiklik olmuş. O halde bu da doğru. Hangileri doğrudur diyor? 1 ve 3 doğru arkadaşlar. 3. sorumuzun doğru cevabı B şıkkı. Dördüncü soruyla devam edelim. Katı basıncı ile ilgili hangi basamakta hata yapılmıştır diyor. Özdeş küpler kullanılarak katı basıncı ile ilgili etkinlik yapılacaktır. Bunun için masanın üzerinde bir adet küp konularak etkinliğe başlanacak ve her bir basamak için verilen talimatlar yerine getirilecektir. Hemen birinci basamakta uygulanan basınç iki katına çıkmış. Bakıyoruz arkadaşlar ağırlık iki katına çıkmış basınç iki katına çıkmış doğru. İkinci basamağa bakalım. Zemine uygulanan basıncın bir önceki basamak ile aynı kaldı. Arkadaşlar yüzey alanıyla ağırlık aynı oranda değiştiğine göre basınç değişmez. Üçüncü basamağa bakalım. Zemine uygulanan basınç bir önceki basamağa göre iki katına çıkmış. Bakalım arkadaşlar. Dört. Dört tane ağırlık iki katına çıktığı zaman basınç iki katına çıkmış. Doğru. Zemine uygulanan basınç bir önceki basınca göre yarıya düşmüştür. Arkadaşlar ağırlıkla yüzey alanı aynı oranda azılmışsa basınç değişmez diyorduk. O halde burada yarıya düşmemiş, değişmemiş. Hangi basamakta hata var? Dördüncü basamağımızda hata var arkadaşlar. Beşinci soruyla devam edelim. Yiyeceklerin homojen ve her bir parçasının eşit büyüklükte olduğu varsayılırsa 1, iki, 3. durumlarda zemine uygulanan basınçları gösteren grafik aşağıdakilerden hangisidir diyor. Arkadaşlar birinci durumda pastaya baktığımızda yüzey alanı ile ağırlık eşit bir şekilde azaldığına göre burada değişmez. Burada da değişmez. Yani her üç durumda da basınç değişmez. Neden? Çünkü ağırlıkla yüzey alanı eşit oranda azalmış. Bakalım ağırlıkla yüzey alanı eşit bir şekilde mi azalmış? Evet. Burada da değişmez arkadaşlar. Üçüncüye baktığımızda arkadaşlar yine ağırlıkla yüzey alanı eşit bir şekilde azalmış. O halde burada da değişmez. Konuyu anlatırken şöyle anlatmıştık arkadaşlar. Bunu ikiye böldüğümüzde hem yüzey alanı hem ağırlık eşit bir şekilde azaldığı için burada basıç ne yapıyordu? Değişmiyordu. O halde yukarıdaki parçalarda da değişmeyecektir. Her üç durumda da değişmeyen şıkka bakacağız. Yani pastada da, pizzada da, tostta da basınç değişmeyecek. Baktık burada değişmiş. Her ikisinde değişmiş. A şıkkı olamaz. B şıkkına bakıyoruz arkadaşlar. Birinci yani pastada değişmemiş ama pizzada değişmiş olamaz. C şıkkına bakıyoruz. Pastada değişmemiş. Siyah pasta değişmemiş. Gri pizza değişmemiş. Tost değişmemiş. O halde cevabımız C şıkkı. D şıkkına baktığımızda arkadaşlar değişiklik var. O halde D de olamaz. Cevabımız 5. sorumuzun cevabı C şıkkı olacak. 6. soruyla devam edelim. Artuklu Hamamı kültürel mirasımızın korunması adına bütüncül olarak taşındı. Taşıma tartibatıyla yaklaşık 1500 tonluk kütleye ulaşan Artuklu Hamamı herhangi bir hasar olmadan yeni yerine yerleştirilmiş. Buna göre Artuklu Hamamı'nın taşınmasında şekillerle gösterildiği gibi çok tekerlekli araçların tercih edilmesinin nedeni neydi? Arkadaşlar tekerlek sayısı yani yüzey alanı arttığında basınç azalacaktı. Hangi şıkta bu var? Bakarsak arkadaşlar şıklara Toplama ağırlığı arttırmak hayır. Yerde oluşan basıncı azaltmak evet arkadaşlar. Yapının yüzey alanını küçültmek bununla alakası yok. Yapının araç üzerindeki basıncı azaltmak bununla alakası yok. Altıncı sorumuzun doğru cevabı Bursa diyoruz arkadaşlar. Yedinci soruya geçiyoruz. Buna göre ifadelerden hangileri doğrudur? Arabanın içerisindeki basınç açık hava basıncına eşitmiş. Önce bir okuyalım. Kaza ile düşen bir arabada taban yüzeyi Yatay, yatay olan gölde batarak şekildeki gibi tekerleklerin üzerinde durur. Arabanın içinde mahsur kalan sürücü kapıyı açmaya çalışmasına rağmen bir türlü açamaz. Neden açamaz arkadaşlar? Sıvı basıncı ne yapmış? Kapaklara etki ettiği için içerideki adam kapıyı açamamış. Göl suyunun oluşturduğu basınç kapının açılmasına engel olmuştur. Doğru arkadaşlar sürücü camı biraz indirerek arabanın içine su doldurursa kapıyı açabilir. Doğru arkadaşlar. Neden? Biz buradaki iç basınçla dış basıncı dengelememiz lazım. Dengelememiz için de ne yapmamız lazım? İçeriye biraz su akıtmamız lazım. Bunu yaparsak ne yapabiliriz? Kapıyı açabiliriz. 3. Arabanın içerisinde gaz basıncı göl suyunun oluşturduğu basıncı azaltmıştır. Hayır arkadaşlar. Göl suyunun basıncı derinlik ve yoğunluğa bağlıydı. Buradaki Gaz basıncının buna bir etkisi olmayacağı için bu yanlış. Hangi ikisi doğrudur dediği için 7. sorumuz B şıkkı olacaktır arkadaşlar. 8. soruyla devam edelim. Tek başına yapılmalıdır. Hangileri tek başına yapılmalıdır? Şekildeki A seviyesine kadar su doluymuş. Düzenekteki vana açılıp B noktasından suyun fışkırması sağlanıyor. Şuradan. Buna göre hangisini yaparsak arkadaşlar akış hızını arttırırız. Yani fışkırmayı arttırırız. Fışkırmayı arttırmamız için neyi arttırmamız için? Sıvı basıncını arttırmamız lazım. Yani şu h yüksekliğini arttırmamız lazım. H yüksekliğini arttırırsak evet sıvı basıncı artar. Sıvıların basıncı derinlik ve yoğunluğa bağlıydı. H yüksekliğini arttırırsam ne olur? Basınç artar. Doğru. L uzunluğunu arttırırsam arkadaşlar L uzunluğunu arttırırsam bakın h azaldı. O halde bu olmaz alfa açısını arttırırsam arkadaşlar alfa açısını arttırdım bakın L şu şekilde geldi bakın H yüksekliği azaldı yine basınç azalır olmaz o halde hangisi tek başına yapılabilir sadece yalnız bir yapılabilir 8. sorumuz A şıkkı 9. soruyla devam edelim buna göre Huni'nin havaya kaldırılmasıyla oluşan şişeye akmasının sebebi aşağıdakilerden hangisiyle açıklanabilir? Arkadaşlar bir şişesin ağzına kenarlarından hava almayacak şekilde konulan huni şişeye su doldururken bir süre sonra huninin tepesine kadar yükselmesine rağmen şişeye akmaz. Bu durumda huni biraz yukarı kaldırılarak suyun tekrar akması sağlanabilir. Günlük hayatta hep yaptığımız şey annelerimizde yağ veya bir sıvı doldurduğumuzda arkadaşlar huniyi tuttuğumuzda bir süre sonra akmaz olur. Biraz hava aldırdığımızda ne olur? Akmaya başlar. Peki biraz hava aldırmamızın nedeni ne? Huni'deki suya etki eden gaz basıncını dengelediğimizde akmaya başlar. Değil mi? O halde arkadaşlar bakın burada ne oluyor? Bu basınç açık hava basıncında, bu basınçla, bu basınç birbirini dengelediği için akmıyor. Ben bu dengeyi ne yapmam lazım? Bozmam lazım. Bozmam için içeriye ne vermem lazım? Hava vermem lazım. O halde bunu da hava vermem için bunu yukarıya kaldırırsam bakın görüldüğü gibi yukarıya kaldırdığımda sıvı akmaya başlayacaktır. Şişenin içerisindeki su basıncı arttırmak, hayır bu hava basıncı ile ilgili. Huni'de yer alan suyun ağırlığının azalması, hava basıncı ile ilgili değil. Şişe içindeki boşluğun hava ile dolması, arkadaşlar burada şişe içerisindeki suyun hava, hava ile dolmasından değil, gaz basıncının dengelenmesinden kaynaklanıyor. Huni'deki suya, yani şuradaki suya etki eden gaz basıncını ben bir şekilde dengelemem lazım. Peki buradaki dengeleme hangi şıkta var? D şıkkında var. C şıkkı değil arkadaşlar. Cevabımız D şıkkı olacak. 9 D. 10. soruyla devam edelim. Yapılan deneyin sonucunda aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşır? Arkadaşlar sürekli sınıfımızda yaptığımız bir deney. Hava hem yeryüzüne hem de su içerisinde bulunan bütün cisimle ağırlığı nedeniyle kuvvet uygular. Biz bunu açık hava basıncı diyorduk. Bu durumu araçtan bir öğrenci aşağıdaki deneyi hazırlıyor. Malzemeler haşlanmış yumurta, cam şişek, kağıt parçaları, kibrit. Birinci durumda haşlanmış yumurta şişenin ağzına yerleştiriyor ve yumurta şişenin içine girmediği gözleniyor. Neden girmiyor arkadaşlar? Çünkü buradaki basınç, buradaki basınca eşit olduğu için girmiyor. Biz ne yapmamız lazım? Buradaki basıncı azaltmamız lazım. Değil mi? İkinci durumda şişenin içerisine bir parça kağıt yakılarak atılıyor. Hemen dışarıdaki şişenin ağzının yumurta yerleştiriliyor. Kağıt yanarken yumurtanın bir kısmı şişenin içine girdiği gözlemleniyor. Bunun nedeni ne? Buradaki basınç arttı. Buradaki basınç azalıyor. Buradaki basınç ne yapıyor? Bu yumurtayı bunun içerisine itiyor. Üçüncü durumda yanma işlemi bittikten sonra yumurtanın tamamının şişe içine girdiği diyor. Buradaki ne olacak arkadaşlar? Buradaki basınç daha fazla azalacağı için yumurta şişenin içine düşecek. Peki biz bu anlattığımızı hangi şıkta verilmiş? Birinci durumda şişenin içerisinde gaz basıncı ile dışındaki basınç birbirine eşittir. Doğru arkadaşlar. Burada eşit olduğu için zaten düşmüyor. İkinci durumda şişenin içinde gaz basıncı sıfır olduğu için Yumurtanın bir kısmı giriyor. Hayır sıfır olmuyor arkadaşlar. Sıfır olsaydı içine düşerdi. O halde B yanlış. Üçüncü durumda yumurtanın şişenin içine girmesinin nedeni iç basıncın artması değil azalması olacak. C yanlış. Yumurtanın hareketinin sebebi açık hava basıncının artmasıdır. Hayır açık hava basıncı artmıyor. Değişmiyor arkadaşlar açık hava basıncı. İç basınç azaldığı için oluyor. Cevabımız A şıkkı. Arkadaşlar Mıstık Fenci YouTube kanalına abone olup bildirimler açıp like atmayı unutmayın.